CoinSaid Borsa Tekniği sunar. Değerli izleyenler, herkese tekrardan merhabalar. Ben Perihan Tantu, Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz ve Borsa İstanbul'da aslında haftaya satıcılı bir seyirle başlamıştık. Kayıplar bir ara %1'in üzerine çıktı. Hatta 5000 puan seviyesinin altını gördük fakat Varlık Fonu'ndan bir açıklama geldi. Piyasayı deprem sonrası desteklemek için 1 milyarlık bir alım paketi devreye sunabileceklerini ifade ettiler. Piyasada böylelikle bu haber sonrası bir toparlanma izliyoruz. Hatta 5057 ile piyasa şu an kayıplarını sildi. %0,03'lük bir kayıp kaldı yalnızca. Günün en yükseği de 5084 seviyesiydi zaten. Viyop tarafına baktığımızda burada da %0,66'lık bir düşüş görüyoruz. 35 milyarlık hacim oluştu piyasada. İlk sırada emlak konutu görüyoruz. Piyasadaki hacmin %10'u tek başına emlak konutu oluşturmuş durumda. Onu Kardemir'de ve Ereğli takip ediyor. Diğer taraftan bankalar aslında bugün güçlüydü. %1'lik bir yükseliş izliyoruz bankacılık tarafında. Özellikle tabii bankacılık tarafında önemli haber akışları izledik. Akbank tarafından bankacılık tarafında temettü haberi geldi. Diğer taraftan da BDDK konut kredi limitlerinde güncellemeye gitti. İlk el satışlarda azami kredi oranı değeri 5 milyon TL olarak açıklandı. Bir önceki rakam 2 milyon TL idi. Burada konut değerinin %80 ila %90'ına kadar olan tutarda kredi kullanılabilecek. Evet, bu hamleler tabii diğer taraftan bankacılık cephesini besledi. Uzun bir süredir ulaştırma tarafına da baskı vardı. Bugün ulaştırma endeksinde de %1'in üzerinde yükselişler izliyoruz. Kur sakin 18.88 seviyesinde. Euro-Türk lirasındaki geri çekilme dolar endeksi kaynaklı ve gram altında da yine aynı şekilde dolar endeksinin yukarı yönlü gidiyor olması kaynaklı olarak kıymetli metallerde bir geri çekilme görüyoruz. Gram altın fiyatları bu nedenle 1100 TL'nin altına sarkmış oldu. Fiyatlamalara burada noktayı koyalım isterseniz. Borsa İstanbul'da şu an kayıpları telafi ettik dedik. Bu yatay seyri konuşalım. 5050'nin üzerindeyiz. Peki teknik ne diyor? Değerli hocamız Ahmet Mergen'e soralım. Evet, hisse ve sektör bazlı hareketler yaklaşık 20 gündür ön planda. Deprem sonrasında tabii işlemlere bir süre ara vermiştik. 14 Şubat sonrası işlemlerde de özellikle burada gayrimenkul yatırım ortaklığı, çimento, demir çelik sektörleri ön plana çıkmıştı. Sigorta tarafı biraz baskılıydı. Bu şekilde bir fiyatlama söz konusu ama endeks tarafında da ciddi bir baskı hareketi izliyoruz. 5300'ün altına üzerine geçemiyoruz ama 5000'in altında da piyasaya alış geliyor açıkçası. Yani bir bant arasında sıkışan bir Borsa İstanbul var karşımızda. Tabii burada kırılımı takip edeceğiz. O yüzden günlük haftalık grafiklerimize bakacağız. Olaya bir de dolar bazlı dönüp bakacağız. O yüzden fikrini almak için ve yorumlarını almak için tabii değerli hocamıza dönüyoruz. Ahmet Mergen hocamız bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Tabiri caizse dar alanda kısa paslaşmalar demiştik biz Borsa İstanbul için. Bu seyir devam ediyor. Ne 5000'in altında ne 5300'ün üstünde. Sıkıştık kaldık bu yani, bantta. Öyle görünüyor, evet. Şimdi tabii aşağı tarafta sen 5000 olarak kısa vadede böyle. Yani o 5000 civarında duruyor. Biraz daha bandı açarsan aşağı taraf yaklaşık işte 4600, yukarı taraf 5600-5700 diye düşün. Yani böyle 1000-1100 puanlık, yani 100.000 puanlık eski rakamlarla bir bant bu. Yani burada da seçime kadar herhalde büyük ihtimalle buralarda gezecek bu anlaşılan. Yani işte seçim var, hani piyasayı düşürmezler. Mutlaka alırlar falan filan ama yani kağıtlara da baktığınız zaman bir sürü kağıt da yan tahtalarda kayıplara bir bak, %50'ler tepeden, yani çıkışın Temmuz 2022'den itibaren başlayan o muhteşem çıkışın
bayağı gitti kağıtlar. Nereden baksan %50'si, %61.8'i gibi Fibonacci geri alma oranlarına kadar inen geri çekilmeler var. Hı hı. Şimdi onlar biraz tepiyor gibi ama esas hikaye şu anda büyük kağıtlarda. Yani ama orayı, hocam oraya da işte şöyle bir destek gelebilir. Az önce dediğiniz gibi yani seçim nedeniyle piyasa düşülmesi, piyasada bir satış istenmiyor demiştik. Devreye kim girdi? Varlık fonu girdi. Şimdi varlık fonu diyor ki ben ETF alımıyla en az asgari olarak diyor 1 milyar dolar olmak üzere piyasaya destek sağlayacağım diyor. Aslında bu az önceki konuştuğumuz konunun da hayata geçirilmiş hali. Yani biz burada SPK'dan, Borsa İstanbul'dan hamleler gördük. Devreye bireysel emeklilik sistemi sokuldu. Yetmedi. Yetmediği noktada da varlık fonu ben buradayım. En az 1 milyar dolarlık bir alışla, ETF alışıyla piyasaya destek vereceğim diyor. Zaten onun haber akışıyla burada işte fiyatların şimdi tekrardan o beklentiyle toparlandığını gördük. Tabii şimdi yani her şey lafa gelince evet tabii ki serbest piyasadır. İşte kimse karışmamalı, özgür olmalı, efendim özerk olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı. Tamam da bazen olağanüstü şartlar var. Yani bu sadece Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Bugün Amerikan piyasasında da yıllar öncesine gidip döndüğünüz zaman O zamanlarda 1987 yılına doğru gelirseniz, tabii ki asırlar gibi geliyor. Daha belki bir sürü burada borsada alışveriş yapanlar doğmamıştı belki. Çünkü geriye 35 sene gidiyoruz nereden baksan. Ama bakıldığında o zamanlar bilhassa Güneydoğu Asya'daki alışverişler dolayısıyla Standard & Poor's dediğimiz OEX opsiyonlarında Standard & Poor's 100 ve 500 olan türev piyasalarda başlayan o hareket öyle bir noktaya doğru gitti ki yani Dow Jones sıfıra inse para kazanacaklar hale geldi. O 508 puanlık tarihi düşüşü bir günde hele bilhassa saat Kaliforniya saatiyle 1'e kadar 12 ile 1 arası New York saatiyle de 3 ile 4 arası kapanışa doğru eksi yüzlerde olan endeksin bir anda 508'e gitmesi, kağıtların böyle aşağıda sanki alıcı yokmuş gibi sapır sapır döküldüğü bir ortamda hemen gece Senato devreye girdi. Hop dedi ya bir dakika Amerika'ya karşı bir terörist bir hareket var galiba filan dedi ya. Amerikan ekonomisine karşı düzenlenmiş bir olay mı var dedi devreye girdi. Ve işte o çok konuşulan hani bizde de %5 gidince devre kesiyoruz falan filan ya circuit breaker. Bizde bazı kişiler söylüyor. Efendim Türkiye'ye mahsus devre kesiciler. Niye devre kesiyoruz? Başka ülkelerde yok ya. Başka büyük borsalarda yok falan filan diyor. Adamı dünyadan haberi yok. Yani bu Türkiye'ye veya başka piyasalara Dow Jones sayesinde geldi. Yani Dow Jones büyük bir piyasa değilse bilmiyorum. Senin bahsettiğin piyasa hangi büyük piyasa? O Bitcoin'de herhalde alışveriş yapıyor. Orada zaten fiyatlar nereye gidiyor belli değil. İsterse %10 isterse %15 gider ama Dow Jones'a da gidebilir. Ama ondan sonra %5'te devre kesici diye bir şey konsept oluştu. Ertesi günde zaten Dow Jones 185 puan yukarıdan açtı. 508 eksiye rağmen ilk bir gün öncesi 200 puanını geri aldı. Ondan sonra toparlandı, etti. Daha sonra belli kurallar dahilinde ne oldu, niye oldu, türev piyasalara ne gibi kontroller getirmek lazım, şu bu. Biraz bunlar devreye sokuldu ama her zaman müdahale ederler. 2008 senesinde müdahale etmeselerdi, devlet müdahale etmeseydi nereye gidiyordu? Ben sana söyleyeyim büyük bir depresyona ve 3. Dünya Savaşı'na giderdi en sonunda. Yani likidite sağlanmasa. Her iki dünya savaşı da bir ve ikinci dünya savaşları efendim Sırp ve Avusturya bilmem nesini onu öldürmüş de suikaste kurban gitmiş de öteki tarafta Almanya bilmem Danzig mi neyse oradaki limana gitmiş de onu almış da Polonya'dan istemiş de falan geçiyor işi. Konunun esası aşağı tarafta ekonomi. Ekonomik problem. Yani 1914-18 tabii ki Almanya devasa bir enflasyon yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da Alman ekonomisi öyle bir hale geliyor ki artık yetmiyor yani. Yani aranıyor yani artık. Her zaman bir bahane bulunur. 2008 senesinde ne oldu? Bıraksalardı piyasayı. Zaten bıraktılar.
14.250 idi ya Dow Jones. Dow Jones'un indiği nokta 6.700'e indi. Yani Lehman Brothers'du, şuydu buydu. Lehman Brothers'ı da bıraktılar batsın diye. Ne olacaksa Bank of America 1 dolara indi. General Motors 1 dolarlarda falan gezdi. E ne girdi devreye? Fed girdi. O zamanlar ne yaptı? İyi banka kötü banka mı ne? Öyle ikiye ayırdı bankaları. Hani iyi banka tarafı kendi faaliyetlerini sürdürebilir bir hale geldi banka olarak. Öteki tarafı da bankaların kötü kısmını da devlet üzerine aldı. Bunlar dedi benim borcum dedi. Ben karşılıyorum bunları. Geri dönmeyen paralar, şunlar, bunlar, krediler, zart zurt, neyse. Yani batıramazsınız. Yani tamam Fed de bağımsız gibi ama yani Fed'in zaten yani Amerika'nın bankası değil zaten. Özel bir banka, öyle değil mi? 13 tane bankanın bir araya gelmesiyle ortaklaşa kurulmuş ve doların değerini korumaya amaçlı filan bir kurum. Yani bakıldığında hegemonyayı sürdüreceksin. Ne oldu? Hikayeleri dinliyorum ben. Çin dünyanın lideri olacaktı falan filan. Şimdi gene haberler çıkıyor. O kadar kolay değil öyle. Ya dünya lideri falan olabilmek için yani senelerin geçmesi lazım. Yani o öyle kolay iş değil. E bakıyorsun her yerde dünyada şey vardır böyle. Amerika niye oraya karışıyor? Amerika niye buraya karışıyor? Amerika niye orada? Amerika olmasa başka biri olacak. Olacak yani. Mutlaka birisi olacak her yerde. Bu bir güç. Yani güç de salgın bir şey, bir hastalık yani. Onun psikolojisi gücü elde etmek, her şeyi kontrol etmek falan. Yani bundan kurtulmak lazım ama bırakırsan bu sefer de herkes her yere kaçıyor gidiyor. Herkes kafasına göre takılıyor, ondan sonra bir kaos oluşuyor. Bu dünyanın gideri böyle. Yani 500 senelik imparatorluklar halinde ilerleyip giden bir dünya. Giderek teknolojiyle beraber daha başka noktalara gidiyor. İnsanların iş alanları değişik alanlarda artarken daha az teknoloji, daha az sofistike yani işler filan, daha pratik işler filan devreden çıkıyor. Onlar artık yok oluyor. Kadıköy, Karaköy yani gişesinde artık jeton satan insanlar yok. Otobanlarda, köprüde veya orada burada jeton satan kişiler yok kutuların içinde. Yani oradan para al, para ver falan. Ona göre başka alanlar belki gelişiyor ama teknoloji hem iyi bir şeydir hem de insan ama iş hayatı dünyasından, iş dünyasında da böyle gidilen noktada robotlar, şunlar, bunlar, yazılımlar falan derken birçok iş maalesef ortadan kalkar. Artık ameliyatları bile neredeyse bazen bazı şeyleri robotlar falan yapıyor. Dikişi mikişi atıyor bir şeyler. Yani başka noktalara doğru gidiyor. Yani insanlar ne yapar ne eder onu bilemem. Onu şimdi 15-20 yaşında olup 80 yaşını falan 90 yaşına kadar hayatta kalmayı başaran ki tavsiye ederim kalın. Ne yapıp edin kalın. Onlar görecek. Onlar bambaşka bir dünya yaşayacak diye düşünüyorum. Burada da tabii ki yani bir anlamda ufaktan da olsa veya büyük de olsa bir devreye girecekler. Yani büyük bir çöküşe müsaade edemezsin yani. Belli bir noktada dengelersin. Ondan sonra tekrar kendi haline bırakırsın. Siz çocukken nasıl yürüdünüz? Nasıl yürüdü herkes? Tay 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 hani böyle. Gel bakayım tay 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 falan filan. E nasıl yürüyor? Önce bir ayağı kaldırıyorsun, tutuyorsun. Ondan sonra bir iki adım atmasına müsaade ediyorsun. Yani gösterip dittiriyorsun, kaktırıyorsun. Ayağını atsın matsın diye. Sonra geçici olarak bırakıyorsun, tutuyorsun. Bırakıyorsun bakalım dengelenebilecek mi? Omurga tutuyor mu yani vücudu? Sonra bir pata pata yapıyor, küt düşüyor. Yerden bırakıyorsun, ya geliyor, kaldırıyorsun gene. Bu da onun gibi.
Ananızdan babanızdan doğduğunuz zaman yüzme mi biliyordunuz? Yok. Kimisini 3 yaşında, kimisini 6 aylık, kimisini 10 yaşında. Kampta, orada, burada veya sahilde. Gel oğlum buraya, gel kızım buraya. Hadi yüz kızım, tutuyorsun altından. Çap 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 bir şeyler. Sonra bırakıyorsun elini. Bakalım suyun üstünde kalıyor mu? Aşağı doğru inerken tekrar kaldırıyorsun. Yayıl diyorsun yani yüze. Ama bunlar hep bir süre sonra ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. Artık o kendi kendine. Piyasa da böyle bir anlamda. Bir süre sonra bırakacaklar. Ama şu anda yani piyasanın ayaklarına kurşunu bağlayıp suyun içine bırakamazsın ki. Koskoca Ahmet Mergen bilmem ne şimdi serbest piyasayı, tamam mı, kontrollü hale getiriyor, savunuyor falan gibi. Bunu da diyecekler, onu da biliyor. Yok kardeşim, değil. Malda falan da değilim yani. Yani zarar etmeyin falan filan diye de bunu konuşmuyorum. Öyle bir şey de yok. Yani bu piyasada zarar da edersin, kar da edersin. Ya bu gayet doğaldı. Ben sanki hiç zarar etmedim. Dow Jones'la uğraşırken 10 sene boyunca. Tabii ki ediyorsun. Opsiyon piyasasında kaybettim, kazandım. Bu doğaldır ya. Senin hayatın sıfır noktasından itibaren 80-90 yaşına kadar yaşayacaksan hiç mi elin kanamayacak? Hiç elin kanamayacak mı yani? Mutfakta falan filan şöyle bıçakla domates filan doğururken bu elini çizmeyecek misin? Çizmedin mi yani hayatta? Öyle mi gidecek bu hayat? Hiç hastalanmadan mı 90 yaşını bulacaksın? Yok böyle bir dünya. Burada da yok. Hiç kaybetmeden kazanacağım. Yok öyle bir dünya ya. Kolu kaptırma. Çizik müzik olacak tabii. Kanayacak da. Sağda solda kesikler olmaz olur mu ya? Ama tabii ki burada da görüntü itibariyle bakarsak endeksin. Yani hareketli ortalamalar yaklaşık kırmızı ve yeşil orada. Onun biraz altına gider gibi yapıyor. Yani orada dolanıyor. Belki gidebilir. Sol taraf 4600. Orta taraf 4400, 4500'de. Sağ taraf 4600'ün üzerinde bile kalsa 4750, 800 falan filan. Diyelim ki oraya indi. İndi, ortalamaların altına indi. İndi, tamam. Çıktık. Maldan çıktık diye. Orada bir dip yaptı. Oturdu. Gitti, geldi, bir şeyler, vakit harcadı. Bir ay da orada gitti. Sonra ortalamaların üzerine çıktı. Dönüp alacaksın. Stopu koyup alacaksın. Niye? Burada belki de bir topo harekatı var. Hocam düş, tepede topo olur mu? Bu çanak, yani yarım daireyi çiziyor. Üçlü dip şeklinde ve akıma devam formasyonu. Tepede bir yatay alan gibi düşünün yani. Yatay alan yerine üçlü dip oluyor. Orta kısmı biraz aşağıya doğru çökerse yatay alan çanağa dönüşüyor. Oradan tekrar 5700'e de girebilir. Türkiye'den ne bekleniyor? Türkiye ekonomisinden yatırımcı ne bekliyor? Türkiye'nin geleceğinden ne bekliyor? Bunlar önemli. Onlar zaten çizecek bu grafiği. Ha, tamamen Türkiye ekonomisini mi yansıtıyor burası? Yok. Bunu da iddia edecek halim yok. Burası bir anlamda da güçlü paranın yani çoluk çocukla oynuyor gibi küçük yatırımcılarla veya küçük spekülatörlerle götürüyor, getiriyor, indiriyor, bindiriyor. Onunla oynaşıp duruyor. Ama uzun vadede eğer bu ekonomi toparlanırsa, Türkiye eğer beklediğimiz yerlere giderse, hala söylüyorum, istediği kadar oynasın. Benim de sonunda gideceği yer bellidir. Oraya gider. Ama siz istiyorsunuz 15 günde gitsin, istiyorsunuz 3 ayda gitsin. Öyle bir dünyada yok. Yani yatırımcı olarak biraz zamana bu işi yaymak lazım. O zaman zamana da yayıyoruz. Ondan sonra da dövizde bir hareket oluyor. Kazancımız da gerçek anlamda elimizden uçuyor gidiyor. E doğru. Bir kısmı da maalesef öyle uçuyor gidiyor. Sen de haklısın. Ama ne yapayım? Yani ben ne yapabilirim ki? O zaman biraz hareket edeceksin. Uygun zamanda, hissettiğin zaman hemen döneceksin başka tarafa. Yani başka bir alternatif oluşuyorsa oraya doğru dönüşeceksin. Ama yani %5, %3 bir hareket olmuş. Yani 2 senelik ortam içinde %3, %5 başka tarafta herhangi bir şekilde hareket olacaksa diye bütün parayı oraya çeviremezsin. Burası zaten günde %10 veriyor, yeri geliyor.
kağıt. Için yani öteki tarafta dövizde veya bilmem nerede 3 puan arttı, 5 puan arttı. Ama majör bir şey oluyorsa, öyle düşünüyorsan o zaman tamam eyvallah, ona bir şey diyemem. Yani fikir olarak. Bu böyle gelecek gibi gözüküyor. Ben hala işte o hayalin peşindeyim. Hayal de olabilir, öyle de kalabilir. Hayali vardı, göremeden gitti derler, fark etmez. Yani ama insanların bir hayali olmalı ya. Ha, hayallerinin hepsi gerçekleşti mi? Yok, gerçekleşmedi. Yani öyle bir şey olmasını da beklemiyorum. Ben 17 yaşında Türk Milli Takımı formasıyla Wembley'de bir maça çıktığımı hayal ettim hep hayatımda. Sol ayağımla. Gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Saraybursa'ya mı gittim kendimi atmak için? Yok. Zaten olağanüstü bir şey. Top oynayabilirdim. İyi bir solağım. Ama şimdi ben basketbolda, Türk Milli Basketbol takımıyla Dünya Kupası maçını, finalini oynamayı hayal edemem. Benim boyum 1.75. Ne alaka yani? Bu fizikten olamaz ki. Ama benim boyum 2.05 olsaydı, ha bak işte o zaman benim bir hayalim olabilirdi o alanda. Hidayet, Mehmet, bugün Alperen, Furkan, bir sürü çocuklar var. Gittiler. Gittiler, geldiler. Yani onurlandırdılar. Kendileri de büyük yani başarılara imza attılar ya. Boru değil. Kolay değil bu iş. Yani orada oyun olmak. Celi Osman. Şimdi aklıma gelmiyor. Birkaç tane daha oyuncumuz var. Yani dedim ki herkesin bir hayali olacak. Burada da piyasada da hayatınızda da hayaller olacak. Burada da bir hayaliniz olacak. Koskoca Martin Luther King'in bile bir hayali vardı. Oldu mu? Oldu. Ama o gördüğümü göremedi. Ama bir hayali vardı. Ha hala bir takım şeyler devam ediyor mu orada? Ediyor. Tamamen full eşitlik sağlandı mı? Hayır. Gizli gizli bir takım alanlar da var. Ama insan olanlar, karşılıklı olarak arkadaş olanlar, evet onlar arasında o Martin Luther King'in hayali gerçekleşti. Ama tutucu insanlar veya ırkçı insanlar olabilir mi? Olabilir. Var zaten. Yok denmiyor. Onu da neyle gerçekleştiriyorsun? Kanunla. Yakarım diyorsun canını bak ha. Orada da şimdi tekrar buraya dönersek hayat hikayesini geçelim. Evet, haftalık grafiğe bakarsak orada geçelim. Da haftalık grafik 4700'lerde falan 20 haftalık ortalama. Yani 50 haftalık ortalama çok daha derinlerde, 3800'lerde filan. Ama 4700'ün üstünde yani o ortalama fiyatı yukarıda tutuyor. Uçup kaçan mı? Yok. 5700'ü devirip hurra mı 2 hafta sonra? Ya keşke olsa ama ben beklemiyorum yani. Şu anda da onu da söyleyeyim. Hızlı bir çimento hareketi oldu. Arkasından 2 gün düzeltti. Ben 2 gün düzeltme sonrası kağıtların tekrar roketleyip gideceğini tahmin etmiyordum. Yanılmış olabilirim. Yanıldım belki de. Oyak çimento, nuk filan şunlar bunlar bir takım bakıyorum gene gidiyorlar. İyi. Yani gidişine karşı değilim. Sadece dikkatli olun artık. Para kazanıyorsanız eyvallah ama tepelerde bir yerde birinin kazancı ötekinin kaybına sebep olacak. Bunu gayet iyi biliyorum. Yani bu tip olaylar hep yaşanıyor. Ha, demir çelik sektöründe evet Ereğli 43 civarında dolanıyor. İşte İskenderun var. İskenderun'da tabii deprem bölgesi. Yani biraz da tabii o tip şeylere bakmak lazım. Ne olur ne olabilir. O mu bu mu diye. Ama Türkiye'nin de belli başlı büyük şirketleri bunlar. Büyük yapılar bunlar. Zaten burada dolar bazında da bir yere gideceksek, 320 doların üzerine çıkacaksak, ancak bunlarla falan böyle kalkınarak çıkacağız. 230 kaç orası? 238 en son inilen yer. Ya işte 225'in üstü.
225-325 arasındaki bu alan tıpkı 2017-18 sırasında o oradaki gibi belki de seçime kadar, seçimden sonra da belki ne oluyor, ne bitiyor kardeşim? İlk gene yeni seçim sonrası ilk 100 gün, ilk 3 ay tedbirler nedir, ne yapılıyor, ne diyor, program nedir? Öyle bir zamanda geçirebilir borsa, bekleyebilir. Ondan sonra harekete geçecek, nereye geçecekse artık. Gidişat olarak. Uzun zamandan beri düşüş trendinde olan bir borsada, dolar borsada yani yukarı yönde bir hareketlenme yaşandı. E şimdi onun üstünde kaldığı sürece, ortalamaların üstünde kaldığı sürece hala 325'in önümüzdeki 2 sene, belki 3 sene bilemem. Bu deprem işi biraz karıştırdı. Yani paraların bir kısmının başka tarafa aktarılmasına sebep olacak ama yani bu paraları da uzun vadeli borç şeklinde bir yerlerden bulabiliriz. Kendimizi kasmayalım. Oradan almayız, buradan almayız, şuradan yapmayız, buradan yapmayız. Türkiye için, Türk insanı için kimse gurur murur yapmasın bu işleri. Birisinden sadaka almıyoruz. Borç alıyoruz. Bu borcu da düşük faizle, ne kadar düşük faizle alırsak, bu borcu ne kadar uzun süreye yayarak ödemeyi kolaylaştırırsak bunu yapacaksınız kardeşim. Yani. Orada toprağın altında gidenlerin yani ruhu için yapacaksınız. Bir sürü insan hayatını kaybetti ya. Bir sürü insanın yani yalnız 45 bin kişiyle kalmadı ki bu iş. 45 bin kişinin aileleri de perişan oldu. Kayıplarla. Ya bu yaraları saracaksınız. Bir şekilde. Para bulunarak tekrar buralar yapılacak. İlla Türk ekonomisinin yarattığı parayla da olması şart değil. Dışarıdan da para gerekirse, ki gerekecek, bulunacak. Düşük faizle. Neresi olursa. 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 8 harfli neyse kurumlar neredeyse kim bize avantajlı parayı veriyorsa uzun vadeli düşük faizle alacağız, yapacağız ve insanların en azından yani yaralarının bir kısmına merhem olacaksınız. Başka yolu yok bu işlerin. Ama toparlanır yani Türkiye yani bu böyle. Ama bundan sonrası için artık lütfen paraların boş yere harcanmaması için eskiyi bıraktık. Eski yapılara bir şey yapamayız da. Ama yeni yapıların artık adam gibi yapılması lazım. Yani yeni kentlerin öyle kurulması lazım. Eski yapılar öyle kolay kolay halledilecek bir iş değil. Yıkılsın. Yıkılsın sonra nasıl yapılacak yeni? Adamın parası yoksa o zaman gitsin parkta yatsın. Allah Allah. Nasıl ya? O kadar kolay mı o iş? Yani. O daha başka bir yani yol çizmek lazım orada. Çünkü onun öyle hele İstanbul falan gibi şu anda her tarafta bir panik city haline geldi burası. Paniksel bir kent haline dönüştü. Kolay mı ya? İstanbul'un kaç tane semti var? Nereye gidersen şöyle bir bak kafayı kaldır. Hepsini yık tamam sonra. Herkes parkta mı yatacak? Herkes enkazın altında mı yatsın? Onu da demiyoruz. Ama bir çözüm üreteceksin. Yani, çözüm üreteceksin. Başka yerlerde ürettin. Bir semtte bu, bir semtte bu böyle çözüm olmaz kardeşim. Olmaz. Bir semtte 2 katlı, 3 katlı köşkü yıkıp 15 kat veriyorsan oraya, öteki tarafta 4 katlı binayı yıkıp sadece buraya 4 kat yapacaksın diyemezsin kardeşim. Efendim buranın görüntüsünü bozuyor. Ya görüntüsü ne görüntüsü ya? Görüntüsü bozulan yer mi? Yani anlatayım sana. Gel beraber gezelim. Gel sana göstereyim. Annemin evinden, benim evimden göstereyim. Bakalım görüntüsü bozuk nereler var. Fii.
Yani Moda'dan gel bak. Süreyya'nın oradan bak bakalım şeye doğru. Kartal'a doğru, Çamlıca'ya doğru şöyle bir bak bakalım görüntü bozuk mu değil mi? Ne görüntüsünden bahsediyorsunuz? Hikaye. Her tarafta görüntü bozuldu. Yani evlerin aynı hizası var. Aynı hizalı evin içinde birdenbire bir tane bina var. 35 kat. Ne bu kardeşim ya? Bu nasıl plan? Yani. Ondan sonra görüntü mörüntü. Belki geçin bu işi. Geçin bu işleri. Geçelim grafiklere. Boş ver. Evet, hisselerle devam edeceğiz hocam ama mini bir aramız var. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden tabii devam edelim. CoinSeyit'in sunduğu Borsa Teknik devam edecek. CoinSeyit'in sunduğu Borsa Teknik devam ediyor. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselere gireceğiz. Şimdi hocam Oyak Çimento ile başlayalım. Bugün tavan 4.2 milyon alıcı bekliyor. 4.2 milyon lot diyelim daha doğrusu. 48.32 fiyat. Evet, dediğim gibi yani tekrar kağıt yukarı gidebilir mi? Şimdi bu kadar lot alıcı varsa, bunlar gerçek anlamda hakikaten şişirme değil de gerçek alıcıysa. Yani bazen öyle yazıyorlar biliyor musun? Yani klasiktir. Hı hı. Tavana yazar. Zaten hareketi çeken yazıyordur. Oradan tavanı açar, verir hepsine. Sonra satış yazar. Ondan sonra tekrar tavanı kaldırır. Ne oluyor? Ağırlıklı ortalamayı yukarıya doğru çeker. Bir sonraki gün için daha fazla marj arttırıyor yukarı yönde %10'la. Yani ağırlıklı ortalama atıyorum 42'deyse onu çeker 44'e. Tavanda alışlar malışlar bilmem neler yaparak neyse. Ama görüntü itibariyle tekrar yukarı dönmüş bir hali var. Bu kadar lot alıcı varsa, gerçek de alıcıysa o zaman yarın bir daha yukarı yönde hareketin devam etmesi beklenir. Yani mantık onu görüyor, gösteriyor. Ama kağıt 7 liradan 25 liraya kadar gayet güzel bir rota çiziyordu. Yani açısı falan belli. Ortalamaların üzerinde hoplaya zıplaya güzelce gidiyor. Oradan sonra şu anda bunun yani nasıl diyeyim, gidişatı değişti. Yani hareket tarzı değişti şu anda. Tabii ki deprem dolayısıyla işte çimento, inşaat sektörü evet. Burası şimdi iyice böyle bir 90 derece dikildi. Ortalamalardan filan da epey uzakta seyrediyoruz. Hayırlısı olsun diyeceğim ya, ne diyeyim. Yani bu haberle ve olayla beraber gelişen bir fiyat hareketi olduğu için yani nerede ne biter, ne olur bunu tahmin etmek o kadar kolay değil. Yani birilerinin fişi nerede çekeceğini kafasının içine girip bilemem. O kadarı da fazla olur. Onu inşallah 50-60 sene yaşarsanız yani gelecekte görebilirsiniz. Ama bunun tabii bir tehlikesi var. Sizin fikirlerinizde başkaları sizin kafanıza girerek öğrenecek. Yani siz başkalarınkini öğrenirken onlar da sizin fikrinizi öğrenebilir. Bana eyvallah. Ben o işe gelemem. Benim fikrim kendime. Ancak ben istersem söyleyebilirim. İstemezsem kimse benim kafama mafama gelmez. Evet, geçelim. Yolu açık olsun. Hayırlı işler. Hocam otokar diyelim isterseniz hemen o zaman akabinde. %1,5'da artış var burada da. Zamanında binler evet kulübü diye çok anlatmıştınız zaten. 955.20 şu an. Evet, oğlardan devam ederek otokardayız. Otokar bir zamanlar işte 60 lira, sonra 150 lira. Altay tankı falan derken oldu. Elinden alındı veya bırakıldı. Başka tarafa geçti. Başka taraf yaptı, çalıştı. Sonra orada
tekrar bu tarafa mı geldi, ne olduğu bilmiyorum. Ama zaten lotların az olduğu ve sahipli bir yerdir. Buradan kaptırdı, Binler Kulübü'ne gitti. Bölünebilir herhalde. Yani o gazla da biraz buraya gelindi, bölünebilir diye. Ama 500'den 1090'a kadar gitti. Bence yukarı tarafta, yani aşağı taraf nasıl diyeyim, 845 var. 850 diyelim oraya. Yukarı tarafta 1100 gibi, 1100'ü de bıraktım. 850-1050 desek, 200 puanlık bir alanda. Bence yana yan yan yataya sarıp yan tarafa doğru aynı bizim endeks gibi öyle gidecek diye düşünüyorum. Sonrasında karar verilecek. Yani gelecek hafta da 900'ün altına inebilir mi? İnebilir. Ama para dönüyor. Yani bugün otokara girdiyse yarın hop kar realize ediyor öbür gün. Oradan çıkıyor, o para başka tarafa gidiyor. Otokarı bırakıyor, Ford'u bırakıyor, başka yere gidiyor. Türk Hava Yolları'na geliyor, Pegasus'a geliyor, bilmem neye geliyor. Onu ondan sonra orayı bırakıyor, hop holdinglere geliyor. Holdingi bırakıyor, bankalara geliyor. Bankaları iki gün tutmuyor, hop başka tarafa geçiyor. Demir çelik sektörüne, hop oradan oraya. Yani devamlı bir rotasyondayız. Devamlı oyuncu değiştiriyoruz yani. Yorulmasınlar diye çocuklar. Evet, geçelim. Evet yani hocam. 850-1050 bandı uygun gibi gözüküyor. Bir süre daha trade edebilir burada. Şimdi evet. Önce Özak, ÖzKGYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafına geçelim. Evet, onlardan gidiyoruz. Artı, 15-16 evet. Fiyat. 2 liradan bu da güzel gidiyordu. 10 liraya kadar. Yani güzel bir rota çizmiş kendisine. Ondan sonra 7.51'den sonra açı dikildi, açı büyüdü. Yani parabolik bir tırmanış. Tepede de ister ikili tepede ister çoklu tepelerde 21.48, 18, 20.96, 21 civarında 21-21.5 arasında 3 tane tepe. Ondan sonra cart aşağıya ortalamayı bıçak gibi kesiyor. Oradan yeşil meşil 50 günlük falan da dinlemiyor. 13 liraya kadar iniyor. Orada bir tepki hareketi, bir tepişme falan böyle ay çok düştüm biraz tırmanayım falan filan hareketi. Ama büyük çıkışın %38'inden yaşanan yukarı yöndeki tepki hareketi 16.83 bir tepede orada yaptı. Ortalamanın üstüne de çıkamadı. Kırmızı yeşili aşağı kesti. Deadly cross falan derken kağıt o büyük çıkışın %50'sini geri vererek 12'ye kadar geldi. Şimdi 50 günlük ortalamaya doğru tepki var. Bakalım onun üstüne çıkabilecek mi? Burada bir süre boğuşacak gibi gözüküyor bana. Yani çok büyük bir olay olmazsa 12'nin üstünde kalır da yani 17'yi falan da hemen kaptırıp geçeceğini zannetmiyorum. Kısa sürede diyorum. 6 ay sonra gelme bana ya. Aa, bak 17'yi geçti işte. Sen de bir şey bilmiyorsun hocam deme yani. Kısa vadeli konuşuyoruz. Uzun vade başka iş. Uzun vade zaten buna bakmayız. Dolar bazında falan bakarız. Bakalım nerelere gidebilir diye. Evet geçelim. Evet geçelim hocam. Bu Özak'tı. Birbiriyle karıştıran iki hisse çünkü. Diğeri Özderici. ÖzGYO. Yine gayrimenkul yatırım ortaklığından devam ediyor. Karıştırıyorum. Gerçi pek şey değilim ama yani evet, burada da. Yukarıda bu. Evet. Burası da iyi bir hareket. Burası da onun gibi yani çok. Yani burası da dikilmiş ama ya. 3.37'den 6.74'e kısa sürede. Demek ki hepsi o anda bir grup hareketiyle yukarıya doğru hızla götürmüşler. Burada da ikili tepe olmuş. 6.74 birinci tepe, 6.62 ikinci tepe. İki tepe arasındaki dip noktası kırıldı 6 civarı. Ondan sonraki düşüş ne? Aynı bir önceki gibi. Bıçak gibi ortalamaları jart diye kesiyor gidiyor yani. Böyle kızgın bıçak gibi şşşt. Karşısında duramazsın. Yani bu satışı sen falan durduramazsın. Mal boşaltılıyor. Tepede millet kaldı. 6 ile 6.5 arası. Onları oraya kilitlediler. Şimdi bekle ki oraya gelsin de onlar kurtulsun. Maliyeti kurtaralım. İşte sıkıntı burada. O maliyeti kurtarana kadar öteki tarafta fiyatlar uçacak. Yani yatırımcı para kazandı mı? Yok kazanamadı. Timing. Yani zamanlama çok önemli. Şimdi ortalamaların altında dengelenmeye çalışıyor. Nerede? 2.80'lerde. Yani yeşil renkli ortalamalar, kırmızı renkli 20 günlük ortalama falan. Bunlar yaklaşık 4.5 lira civarında.
Kağıtta 3 liranın biraz altında %61.8 geri çekilmiş. Bütün çıkışın %61.8'ini vermiş. Oradan tepki hareketi var. Ortalamaların üzerine çıkarsa eyvallah. Çıkamazsa bir kere daha gelir 2.83'e. Ondan sonrası kırılırsa 2.83, bu sefer 2.83 demişim. 3.83 kırılırsa 3.37. Ama ortalamaların üzerine çıkma hareketi biraz toparlar işi. 5.5'lara doğru filan. Bakalım, göreceğiz. Şu anda suyun altındayız maalesef. Geçelim. Evet, şimdi Parsan'la devam edelim isterseniz hocam. Parsan tarafında evet. Da yatay bir seyir var. Fiyat 53.75. Lotlar yok. Az lot var. Onu da güzelce toparladılar. 31'lerden itibaren yukarıya doğru kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstünde gayet güzel bir şekilde ortalamaların altına pek fazla inmeden ortalamanın altına yukarıya kadar gitti. 80'e kadar geldi. Piyasa satışa geldi. Burası da satışa geldi. Ama bunun toparlayamadı bu. Yani epey geldi aşağı. Burada değil. Yani daha yukarılarda falan olsaydı daha da iyiydi. Çok aşağılara geldi. %61.8'e falan geldi yani. 38.2'lerde falan dursaydı daha olumlu konuşacaktı. %50'den bir tepti. Ama 65-60 tam deadly cross'un olduğu yer. 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı aşağı yönde kestiği nokta 65-60. Tepe orada oldu. İki ortalama birden tokatı çaktı. Hadi bakayım aşağıya diye. Evet, bu da paldır küldür gitti. Şimdi 47 lira civarında bir dip çalışması var. 56 da orada. 47-56 arası bir üçgenimsi bir durum var orada. Sanki ikili dibe yatıyor gibi ama bakalım, göreceğiz. Onun olması için de yani bırak 56'yı, 60'ın falan üzerine çıktığını görmem lazım. Şu ortalamanın altından bir kurtulsun bakayım. Çünkü burası hala suyun altı, boğulursun burada. Nefes alması için yeşilin üstüne çıkmasını beklemek lazım, görmek lazım. O güç gösterisi var mı bu kağıtta, yok mu? Biraz fazla geldi aşağıya. Evet, geçelim. Evet, Parsan'ın hemen sonra tekrar gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafına dönüyorum hocam. Peker gayrimenkul diyeceğiz şimdi de. Evet, Peker 1 lira yani 80 kuruştan almış başını. 3.18 şu an. 4 liraya 5 katı olmuş. Yani orada şimdi tutunuyor. Tepeler giderek alçalıyor. Evet, aşağı tarafta da 2.90 falan civarında 3 tane dip var. 2.87, 2.93, 2.90. Ortalamaların orada tutunmaya çalışıyor. Demek ki bir sahibi var herhalde. Bir spekülatör veya grup var herhalde buradaki. Kağıdı tutmaya çalışıyorlar burada. 3.0'ın altının üstüne çıktığımız takdirde gene yani 3.80'lere doğru bunu yataya sarmak için, yatay bantta gezdirmek için 3.06'nın üstüne doğru alabilirler. Öyle olursa anlayın ki 3.80 yukarısı, 2.80, 2.90 aşağısı öyle bir yan yan hareket, bekleme hareketi, bakalım ne olacak, ne bitecek hareketi yaşanabilir. Ha, gayrimenkul sektörü olduğu için GY, deprem işinden de yani bir fırsat çıkar mı, yararlanabilir mi onu bilemiyorum. Nerede iş yaptığını ama gayrimenkul yatırım ortakları falan filan, yani çimentolar, demir, çelik, işte boya, seramik, ıvır, zıvır, yani İnşaatta kullanılacak malzemeler ve oradaki yatırımlara dönük işte araziydi, şuydu, buydu. Gerçi bunları devlet verecektir herhalde ama yani oradan da böyle bir şey yaratabilirler yatırımcının kafasında ve fiyatı yukarıda tutabilirler. Ben 2.80'in altına stop koyarım. Onun altına öteki türlü burada trade edebilirsiniz gibi geliyor. Çünkü yataya saracak gibi bir havası var. Ama 2.80'in altı, daha doğrusu 2.85'in altı, adios amigos. Evet, geçelim. Şimdi Pegio diyeceğiz. Bunların ikisi birbirine karıştırılıyor. Pere Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burası %3.5 üzerinde artı hocam. 5.96 fiyat. Bunu almışlar. Yani orada 4.40 civarında iki tane dip var. 41 ve 45. Ortalamalar doğru da. Tuttular kağıdı. Tekrar 6'ya doğru sürüklüyorlar. Demek ki bu 4.5. 6 bandında yan yan gidecek. Yani burada tuttular. Aşağıya bırakmadılar kağıdı.
Destek 4,5 civarında, hatta biraz daha yukarıda 4,80'lere doğru 50 günlük ortalama tırmanıyor. Onun altına gelmediği sürece, yani en son stop 4,5. Arası 70 gari veya 4,40. Ama yukarı tarafta 6'ya gelirken satıcı gelebilir. Burada biraz oyalanıp da fazla geri gelmeden 6'yı kopartırlarsa yukarı yönde, iş o zaman 7-7,5'a doğru götürüyorlar demektir bunu. Öyle düşünmek lazım. Ama fake, yani aldatıcı bir hareketten de içinde kalmamak lazım. Yani kopartır bir yapıp malı boşaltırlarsa anında aldığını bırak kardeşim. Zararına bile olsa 3 kuruş 5 kuruş bırak. Sat çık. Kalmasın sende. Yani öyle boğa tuzaklarına düşmemek lazım. Tuzağa düşebilirsin ama tuzaktan kurtul. Sadece aldığını geri vereceksin 3 kuruş zararla, o kadar ya. Zararı büyütmemek amacıyla. Evet, geçelim. Evet, Ostim %1'e yakın artı 3.42-3.43. Burada da şu an için fiyatlama. Bugün de kırmızı renkli ATM'yi veriyorlar. Ay canım benim ya. Hayret bir şey. Ostim. 1.43'ten gelmiş 3.92. İronidir. Demin söylediğim. Çünkü 16.44'ü götürüyor. 3.92'ye. Yani burası da %38.2 civarına kadar bir düzeltme yaşamış. 2.85, iki tanesi dip var orada. Önce bir dip, 2.85, tepki 3.83'e, 3.92 geçilemedi. Hadi bir daha satış, 2.85'te bir daha geldi alıcı. Gene tepki 3.5'ta. E hocam, bu durumda bir daha satış gelip 2.85'e gelir mi? Valla aklıma da gelmedi değil. Doğru, sen de yani öyle düşünürsün diye düşündüm şu anda. Yani yatırımcılar öyle de düşünebilir ama ortalamaların üzerinde kalırsa bunu da yataya sarabilirler. Ama 4 lirayı hemen geçirmezler diye düşünüyorum. Burası da 3.80. Ortalama kısa vade 3.20 falan, kaç orası? 3.30, 3.25 falan diyelim ama aşağı taraf sanki 2.85. Üst tarafta tutabilirler bir süre ama kopartıp da götürecekler diye düşünmüyorum. Yani yukarıda biraz gezdirebilirler. Biraz da piyasaya bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Önümüzdeki bir hafta, 10 gün sonra. Bir görelim bakalım. Fed, Met, o, bu. O kadar çok şey var ki bakılacak. Yani her şey karışıyor artık. Kolay da değil yani Türkiye piyasasında. Yani bu ya işte depremde yani tam tuz biber ekti, Allah kahretmesin ya. Yani yazık. Hiç ihtiyacımız olmayan bir şeydi ama yaşamak zorundayız maalesef. Yapı itibariyle böyleyiz yani. Ona göre yaşamamız lazım. Yani depreme göre bu ülkeyi önümüzdeki 100 sene için, 50 sene için dizayn etmek lazım. Evet, geçelim. OYAK yasırım ortaklığı ile devam edeceğiz. 10.35-10.41 ara kademeler boş. Yatay bir fiyatlama. Yani OYAK'ın C'si güzel de bu biraz fazla geldi aşağıya. %61.8'e kadar neredeyse rally'yi geri verdi. 5.80'den 14.60'a kadar olan o çıkış. Yani 10.20'den bir tepmiş ama ortalamaların üstünde kalamadı. 12.85'i gördü ama 2-3 gün içinde tekrar devrildi altına. Şimdi dip yapma çalışması var. Yani %50 geri çekilme oranı 10'un biraz üzerinde 10.20'de. Oradan bir tepmiş ama 9.50'ye inince 10.20'nin altına inen bir hareket bu. Demek ki satıcı hala güçlü orada. Alıcı 9.50'de ancak durdurabilmiş. Şimdi tekrar boğuşuyor. 11.20. Neresi orası? 50 günlük ortalamadan dönüyor tekrar. Orada bir boğuşma var. Bakalım orası geçilebilecek mi? Ortalamanın üstüne çıkmadığı sürece hala su altında nefes almaya çalışıyoruz. Biraz sıkıntılı bir durumdayız yani burada. Evet, bir ortalamanın üstüne bir çıktığını görmek lazım. 11.25 falan, 11.30'u bir görelim bakalım. Yani bir nefes alıyor mu şöyle kafayı kaldırıp, suyun üstüne çıkabiliyor mu? Şu anda suyun altında, biraz sıkıntılı. Geçelim. Evet, oydum. %1.5 kadar artı, 3.52-3.53 şu an burada da aktif fiyat. Yani bunu zamanında almışlar 6.12'ye kadar roket
götürmüşler. Sonra maalesef götür getir, yukarı kadar götür, sonra getir. Bizim tabirimizle, bunun da patenti bende olmalı. Götür getir operasyonu, getir harekatı, teknik terim olarak, terim olarak. Oradan bir tepki, ortalamadan 4.99, oradan sonra bir daha patlatıyorlar. Yani 6 liralık kağıt iniyor, 1.91, 2 liraya çıktığı yere geri geliyor. Tam bir şey yani, ring seferi. Sonra orada biraz gezdir, toparla. Haber mi vardı? Ne oldu ki böyle bu kadar gitti, sonra çakıldı, bir daha gitti, bir daha çakıldı falan. Fiyat tekrar 6'lara doğru gitmiş. Ama yani geçmişteki gibi olmasa bile gene sert bir satış. 6'dan 3.20'ye o çıkışın %61.8'i geriye verilmiş. Pek böyle yani daha güçlü görmek ister insan bir kağıda yatırım yaptığı zaman. Şu anda ortalamaların altında. Düşüşleri de biraz fazla hızlı oluyor. Yani düşüşe geçtiği zaman içinde kalmayın kardeşim. Vurun, basın, çıkın ya. Yani. Çünkü çok hızlı iniyor aşağıya. Geçmişte de öyle oldu. Şimdi de yani. %50, %61.8'i gidiyor çıkışın. Şimdi bakalım. Ortalamaların altında. 3.25'te bir dip varmış sol tarafta. Çıkış sırasında oluşan. Düşüş de 3.20'ye kadar geldi. O dibi test etti. %61.8'lik Fibonacci desteğinden de bir güç alıyor. Ama ortalamaların üstüne çıkmadığı sürece burada bence boğuşma bir süre daha devam eder. 3.20'nin altı o zaman iş can sıkar yani. O zaman maalesef yani 3'ün de altına gider, 3.20'nin altına giderse. İş uzar yani. %78.6 zaten 2.70-2.80'lerde geçelim. Evet hocam, bu da son hissemiz olmuş olsun. Böylelikle vaktimiz bitti der sevgili yönetmelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba kaldığımız yerden devam ederiz artık. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Değerli hocamız Ahmet Mergin'i aradık her pazartesi olduğu gibi. Yarın sabah ilk seansı tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. CoinSaid, Borsa Tekniği sundu.